AS200 ve AS300 serisi PLC'lerde özel zaman bitleri ve operasyon bitleri. DWP serisi PLC grubunda M1000 ile M1999 arasındaki bit bölgeleri özel bölgeler. D1000 ile D1999 arasındaki data bölgeleri de özel register bölgesi olarak yer almaktaydı. Değişen register yapısı ile birlikte AS PLC'de SM0'dan itibaren başlayarak bütün bitlerimiz Special Mbit ismini yer almaktadır. Ee, özel register bölgeleri, bölgeleri için ise SR, Special Register ismini yer almaktadır. Bazı önemli bitlere şöyle baktığımızda örneğin PLC'nin SM400 biti. PLC, rana geçtiği andan itibaren tüm cycle boyunca aktif olan Always On Kontakt SM400 kontağıdır. SM401 biti ise SM400 bitinin tam tersi. Yani PLC run konumunda olsa bile tüm proses boyunca sıfır yani logic off olan kontak tipidir. SM402 biti PLC run alması ile birlikte yalnızca bir tarama zamanı boyunca aktif olup daha sonraki tüm proses boyunca pasif olan özel bir bittir. SM403 biti ise PLC'nin enerjilenmesi ve run konumuna geçmesiyle birinci tarama zamanında pasif, daha sonraki tüm proses boyunca aktif olan özel embedidir. Diğer clock pulse'lerimize de baktığımızda SM404 10 milisaniye clock pulse, SM405 100 milisaniye clock pulse, SM406 200 milisaniye ve SM407 de 1 saniyelik clock pulse'dir. Ve bu pulse'lerin yarım periyodunu on, yarım periyodunu off şeklinde bir PVM sinyal gibi çalışmaktadır. PLC programımızda tekrar bir göz attığımızda PLC'yi ben stop konumundan run konumuna geçireyim. Datalarında yeri sıfırlanacaktır. SM401 bitine bağlı increase komutu hiçbir şekilde atmazken SM402 biti ilk tarama zamanında bir defa aktif olup daha sonraki tüm proseste Pasif haline geçtiğini geçtiğini görebiliriz. Diğer zaman bitlerinde göz attığımızda 10, 100, 200 ve saniye başı clock pulse verdiğini özel bir timera e kurmaya gerek kalmadan doğrudan logic 1 ve logic 0 haline geçtiğini görüntüleyebiliriz. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.